İnşallah. Zonguldak kömür diyelim mi? Diyelim, benim memleketim. Her zaman, her zaman. Ne zaman istersen diyebiliriz. Birkaç cümle alayım Zonguldak'la ilgili Zonguldak senden. Zonguldak Spor eski seyirci nasıl? Kaç bin kişi oynuyor? Merak ediyorum. Zonguldak Spor'un 85 yıllık stadı var. Evet, evet. 5 ile 15 bin arasında seyirci oynardı normalde. Şimdi açık tribünün bir önemli bir kısmı arızalı. Hmm. Seyirci alınamıyor. Daha çok kapalı tribün alınıyor. Seyirci sayısı sınırlandı. O yüzden çok keyifli değiliz biz Zonguldak Spor taraftarları. Van'da da depremden sonra statın yarısı gitti. Sonra işte portatif tribünlerle falan idare edildi. Bizim yani benim bizzat gidip oturduğum betonun üzerinde oturup hala maç seyrediliyordu. O yüzden bir şey söyleyemiyorum şeye. Zonguldak Spor'un tribünleriyle ilgili aynı sizin hani her yere statlar yapıldı ne güzel bize de yapılsa ya dediniz ya. Şimdi Zonguldak kısmı da aynen geçerli. Şimdi Şenol Hocam telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar. Nasılsınız hocam? Kısaca ilk yarı değerlendirmesini alabilir miyiz sizden? Teşekkür ederim. Herkese iyi seneler diliyorum. Teşekkürler hocam. Allah razı olsun. İlk yarı baktığınız zaman 31 puan son 7 yılın en yüksek puan ortalamasını yakalamış durumdayız. Tabii ki bizim adımıza iyi geçti. Daha da üzerine çıkabileceğimiz müsabakalar aslında oldu ama yapacak bir şey yok. Dolayısıyla playoff hattında çok uzak olmadığımız bir noktada bitirdik. Hocam bir puan var playoff'la aranda. Pazar deplasmanında kazansan playoff'ta bitirmiş oluyordun zaten. 1-1 bitti pazar deplasmanı. Evet, sezon sonunda playoff sözü verebiliyor muyorsun bize bir Zonguldaklı olarak bana? Abi tabii ki kolay değil öyle söz vermek ama biz bütün mücadelemizi vereceğimizi zaten ilk yarı itibariyle gösterdik. Yani bu puandan sonra bu işi bırakacak halimiz de yok. Çünkü şehirde beklentiyi sen biliyorsun burada beklenti her zaman yüksek. Evet. Yani hiçbir imkanımız olmasa da gerçekten çok büyük zorluklar içerisinde olsak da ama o yarışın içerisinde olmayı çok istiyorum. Çocuklar da bu bilinci içerisinde. Yani kolay bir ikinci yarı geçmeyecek biliyorum ama biz zor olanı başarmak istiyoruz. Bu playoff'a girmeyi gerçekten çok istekli, arzulu bir oyuncu grubum da var. Dolayısıyla bütün çalışmalarımız, isteğimiz bu yönde. Gayet de iyi de hazırlandık. Kendi kampa gidemesek de kendi şehrimizde hazırlandık. Ama her ne olursa olsun, ne kadar eksiğimiz olursa olsun bu işi sonuna kadar kovalayacağız. İnşallah hocam. Biz Zonguldak'ı çok seviyoruz zaten. Zonguldak'ın başarılı olmasını istiyoruz. Erhan hocamın bir sorusu varmış hocam sanırım. Merhabalar. Merhaba hocam. Hocam öncelikle tebrik edeyim. 31 puan bence ilk yarı sizin yani çok başarılı bir devre geçirdiniz bence. Evet. Transfer var mı hocam? Böyle devam edeyim zaman. Vallahi hiçbir bizim hani herkesin bütçesi az çok konuşuyor ama bizim hiçbir bütçemiz de yok. Hı hı. Yani şu an için yapılmış olan bir transfer de yok ama görüşmelerimiz var. Hı hı. Genç, başarıya aç oyunculardan kurulu zaten bir ekibimiz var. Gene bu şekilde genç oyuncular bunu bir şeye katmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili Hakan Başkanımız gerekli çalışmaları yapıyor. Şu anda Ankara'da kendisi. Bakalım onunla ilgili bir gelişmeler bekliyoruz bu hafta içerisinde. İnşallah hocam. İnşallah onlar size da. Size de başarılar diliyoruz ikinci yarıda. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İyi akşamlar. Çok İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Zonguldak'a selamlar. Aleyküm selam. İki dakika rica edebilir miyim bu konu üzerine? Efendim? Var mı zamanınız? İki dakikanızı alabilir miyim? Tabii. Buyurun. Seyirci ile ilgili mesela ben Zonguldak ülke futbolunun köklü kulüplerinden birisi. Evet. Yani o birincilik serüvenini çok iyi hatırlarım ve iyi de futbolcular yetiştirmiştir. Ben yaşım 52. Dolayısıyla ben şeyi söylemek istiyorum. Seyircisi olan kulüpler genelde futbola çok renk katıyor. Evet. Yani futbolcuya renk katıyor. Yani futbolun havasını değiştiriyor. Ben illerin, il takımlarının seyirci kapasitelerinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ben o seyircilerin maçlara işte Zonguldak gibi kökünü iyi bilen bir seyirci potansiyelinin oluşması gerekiyor. Yani Zonguldak'ı artık biz Süper Lig'de görmek istiyoruz. Yine hocalarımızın ve başkanlarımızın konuşmalarından bir dipnot düşmek istiyorum izninizle. Genelde futbolcu transferlerinin hep bütçeye takıldığını söylüyorlar. Ama hiçbir kulüp altyapıya önem vermiyor.
Bence kendilerini sorgulamaları gerekiyor. Kulüplerimiz, hocalarımız kendilerini sorgulayarak kaç tane futbolcu çıkardılar? Altyapıdan futbolcu yetiştirmek için bir çaba, bir bütçe ayırdılar mı? Hiçbiri ayırmıyor. Biz sadece günü kurtarıyoruz. Yani işte futbolcuları alalım, şampiyonluğu hazır gelsin. İşte bizim Süper Lig'den aslında, işte Fener, Galatasaray, Beşiktaş'a baktığımızda aynı şey. Biz oradan almışız bu futbol kültürünü maalesef. Hala altyapıdan futbolcu yetiştiremiyoruz ve bütün takımlar bütçeden bahsediyor. Ama kendi takımlarından, altyapılarından futbolcu çıkarmamanın en büyük acizliğini yaşıyorlar. Nasıl futbolcu çıkarılması gerekiyor? Bu bir devlet politikasına dönüşmeli. Ben buradan sizin aracınızla sizlerden rica ediyorum. Bu fikrimi önemsemenizi rica ediyorum. Devlet politikası derken şöyle olmalı. Valilikler üzerinden, belediyeler, kaymakamlıklar, bütün kurumlar üzerinden. Futbolcular mesela gençler harçlıklar ister genelde top oynarken. Bütçelerinin olmasını isterler. Para kazanmak isterler. Anne babaları o çocuklardan eve bir girdi sağlamasını ister. Ancak futbolcuları ücretsiz oynatan kulüpler vardır. Amatör kulüplerden bahsediyorum. Yani amatör kulübe devletin bir bütçe ayırması gerekiyor. Bütün kurumlar futbol takımları olması gerekiyor. Örnek veriyorum. Van'da 60 tane kurum var. Her 60 takımın 60 kurumun bir futbol takımı olsa oraya hocaya, çalıştıracak hocaya buradan altyapıdan futbolcu yetiştireceksin diye kaideler ve şartlar önüne sürülse ben iddia ediyorum ki biz 3 yıl 4 yıl sonra bütün illerimizden çok iyi altyapıdan futbolcular, gençler yetiştireceğiz. Ve çok iyi gençler var. Ama bu gençlere sahiplenecek zihinler yok, beyinler yok. Az sonra bununla ilgili de zaman olursa bir şeyler daha söyleyeceğim ben. Tamamdır, peki. Buyurun.